Yaşadığımız günlerin hikayesini gelecek nesiller tarihi kayıtlarda muhakkak ki ilgiyle okuyacaklar. O kayıtlarda karşımıza çıkacak en önemli başlıklardan biri uzaktan eğitim olacak. Çünkü bu alanda bir milat olarak tanımlanabilir 2020 yılı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu veya kısaca UNICEF'in raporuna göre geçtiğimiz yıl bahar döneminde dünya ülkelerinin %94'ü uzaktan eğitim uygulamak zorunda kaldı. Pandeminin yol açtığı bu durum internet ağlarının gelişmesi ve hızının artırılması yönünde altyapı çalışmalarını zorunlu kıldı. Peki ya internet ya da televizyon yoksa ne olacak? Çünkü dünyanın bazı ücra köşelerinde bu imkanlara sahip olmak kolay değil. Uzmanlara göre geleneksel yayın ağlarından radyo uzaktan eğitim konusunda bir alternatif olabilir. Kaldı ki radyo bu alanda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmiş bir mecra. Hatta bunun çarpıcı bir kanıtı olarak yanımda gördüğünüz bu fotoğraf. Yine salgın günlerinden birine ait bir radyo. Yıl 1937, yani günümüzden tam 84 yıl önce. Yer Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kenti. O dönemde dünyayı kasıp kavuran çocuk felci polio salgını nedeniyle okula gidemeyen çocuklar radyoda öğretmenlerin verdiği dersleri pür dikkat takip ediyorlar. Çocuk felci salgını, kimi iletişim tarihçilerine göre radyonun ucuz, kolay ulaşılabilen ve yaygın kullanımında milat oluşturdu. Aynı şekilde uzaktan eğitimde de bir milat oldu. O yıl, yani 1937'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde 3 ila 8. sınıflar arasında 315 bin öğrenci eğitimlerini radyo sayesinde evden aldı. İşin en zor tarafı büyük kentlerde radyo yaygınken kırsal kesimde daha yeni yeni kullanılmaya başlanıyordu. İşte bu yüzden fotoğrafta bir çelişki de ortaya çıkıyor. Çocukların toplu halde bulunmaması için okula gönderilmesi yasaklanmış ama bir evde toplanan çocuklar yine toplu halde uzaktan eğitim alıyor. Yani uzaktan eğitim radyoyla yapılıyor. Yine de bilim insanları bu yöntemle bu kadar çocuk bir arada olsa da on binlerce çocuğun aslında hayatının kurtulduğunu belirtiyor. Umarız 2020 bahar ve 2021 kış döneminde uzaktan eğitim alan çocuklarımız da bu sıkıntılı dönemden pandeminin etkilerine maruz kalmadan ve sağlık ve donanımla çıkarlar.